Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler. Bugün 7 Nisan 2022. Domates dikimlerimizi bitirdik. 2 gün önce hepsi bitti. Kademeli oldu biraz. Burayı mesela hazırlayamamıştık. Ama öbür tarafları biraz erken ektik. Emlak yerini bir arada 1-2 gün vardı. Her neyse, domates ekimlerimizi bitirdik. Ve şu anda bir 2 güne bir ya da 3 güne bir en fazla, hatta her gün yaparsak daha iyi olur da, yarım saat, 1 saat bir su veriyoruz. Çok az bir su veriyoruz. Dibini nemli tutuyoruz. En son ektiğimiz yerler bunlar. Bir de biber yerimizi de hazırladık. Şurada da 10-12 dönüm yerimiz var. Burası da biber olacak. Bu seneki biberimiz, dediğim gibi, sürpriz olsun. Değişik bir biber. Hat aramız şöyle, şu hattan bu hata 150 santim, 155 santim. Sıra üzeri mesafemizde tek sıra ekeceğiz. Aynı kamenta domatesde olduğu gibi 30 santimi dikeceğiz. Bugün fideler gelecek Allah nasip ederse. Muhtemelen yarın bunu da Allah'ın izniyle dikmiş olacağız. Yarın ya da bir gün dikimini yaparken bunun için ayrıyeten bir video çekerim. Ve videoda hangi biber olduğunu söylerim. Sizin de yorumlarda hangi biber olacağına dair yorumlarınızı yazabilirsiniz. Şöyle daha erken ekilen domateslerin yanına gidelim. Orası kök atmaya başlamış. Bugün geldim, hafif bir su verdim. Arada bir bazen hava çok sıcak oluyor. Onun için suyu erken saatlerde, şu anda saat 9.30. Erken saatlerde 1 saat, yarım saat bir su verirseniz bitkinizin kökü hem serinlemiş olur. Daha yeni kök attığı için de kök bölgesi bir sıkıntıya girmez. Çünkü biz daha bunun körlemesini de yapmadık. Körlemesini yapmadığımızdan dolayı özellikle sabahları bir yarım saat, sabahları dediğim 9-10 gibi bir yarım saat, bilemediniz en fazla 1 saat bir su vereceksiniz. Kökün dibini serinletmek için. Şimdi şöyle hemen bir köke bakalım. Ve kök atma durumunu da görelim. Şurada sanırım görünüyorsa, bakınız, tırnağımın ucunda kök atmış. Yani çalışmaya başlamış. Fidelerimiz biraz geç olduğu için, yani geç diktiğimiz için, bundan dolayı biraz stresliler. İlk 10 gün, her zaman ben söylüyorum, ilk 10 gün gübre vermiyoruz. Dabandan gübre vermiyoruz. Daha sonraki günlerde bir gübre vereceğiz. Ne vereceğiz? Humik asit verebiliriz. Biraz şeker verebiliriz. Ya da zamanı gelince onu ayrıyeten video yaparım. Şu bölge biraz bozuk olmuş. Siz de görüyorsunuz. Bunun bozuk olmasının sebebi, biz hatlarını çektik. Meçini çektikten sonra domuz girdi, buraları bu hale getirdi. Sonradan biraz toparladık. Şöyle birkaç dönüm domuzdan dolayı etkilendi. Ama öbür taraflarda sıkıntı yok. Domuz için de şöyle elektrikli çit kullanıyoruz. Bu da gayet faydalı. Bunu çektikten sonra artık domuz gelmez oldu. Bu tarla 50 dönüm. 50 dönümün etrafını bu telle çeviriyoruz. Ve aküye bağlıyoruz. Şimdi karşıdan bir tane çiftçi arkadaşımız daha geliyor. Bu çiftçi arkadaşımız da çok bilgili, tecrübeli. Bu bölgenin iyi çiftçilerinden birisi. Ve sebze çiftçisi. İleride bu arkadaşın tarlalarından da çok video gelecek. Ne ararsanız var. Domates, patlıcan, kavun. Ali, başka ne vardı? Başka her şey var ya. Sebze, biber, kapya biber, acı biber, Charleston biber, kamenta domates, 8008 domates, gülçin domates, gülçin domates. Salatalık var mıydı? Yok. Salatalık olacak. Salatalık olacak. Altay F1. Kabak var. Kabak olacak. Artı kavun var.
Maşallah. Çeşitleri neyse, aklımızda tutamıyoruz. Çeşitleri aklımızda tutamıyoruz. Bu sene video çok gelecek oradan inşallah. İnşallah. Ben de su veriyorum. Bir yarım saat, bir saat. Ondan sonra buraya da su ama şey oluyor. Üstten veriyoruz. Kenarlardan dağılıyor. Kesek geliyor ya. Şimdi bir vereceğim bir saat. Ondan sonra biraz bekleteceğim. 2 saat sonra bir daha vereceğim. 3 saat sonra bir daha vereceğim. Veremediniz mi şeyi? Veremedim ya, rezil oldum. Ya. Neyse, bu konuya da bir el atarız şimdi. Tamam, gidelim. Gidelim abi. Hani şey, Mehmet Emin yok mu? Mehmet Emin yok, Emrullah var. Emrullah da orayı sulamaya gitti. Mehmet Emin arabayı satacakmış. Çapaya girme abi, niye bekliyorsun? Çapaya gireceğiz. Önce bir sulayayım. Yarın ekim yapacağım. He? Yağmurlama mı yapacağım? Yok. Sen yarın dikiyor musun? Ben yarın, bugün fide gelecek, yarın dikeriz inşallah. Ya hava durumuna bakarız, hava durumunda. Ya akşam zaten yağmur da, 3'ten sonra tehlikeli bir yağmur olabilir. Tehlikeli bir yağmur olabilir ya. Şimdi hava durumuna bakarız, hava durumunda eğer bir sıkıntı yoksa yarın dikeriz. Aa, bir sıkıntı varsa zaten fideler erken geliyor, 2-3 gün erken geliyor. Öbür gün hep dikeriz. Bizim domates fideleri bir ay bekledi. Geldi ya, ya bir şeyler var. Bir fide ki böyle hayran kalırsın ya. Güney yapmıyor mu? Güney yapıyor da biber değişik ya, sarmaşık gibi bir şey. Allah Allah. Valla. Kardeşim evet, bir hata yapacağız ben bunu. Bence 50 santim. Ben bakıp internetten takip edeceğim, ha böyle ya. Valla. Seyrek mi diksek, ne yapsam? Bakacağız. Biberin ismini söyleme, şu anda videoda girmesin, sürpriz olacak dedim. Dur sana resimleri göstereyim. Emre'ye attım, göstermedim sana. Nerede Emre, Emre? Şey gibi, ne onun adı? Fesleğen gibi. Valla bilmiyorum. Fesleğen gibi. Dur buradan bir gösterelim takipçilere. Gerçi telefon da göstermiyor ki anasını satayım. Yok lan, göstermiyor. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Yarın ya da bir gün zaten onu göreceğiz videolarda. Ne biberi, ne biberi olduğunu da söyleyeceğiz. İnşallah böyle yenilikçi şeylerle bir gün tutturacağız ama hayırlısı bakalım. Geçen sene ektiğimiz domates biberi Çukurova bölgesinde olmuyor. Onu öğrenmiş olduk. İnşallah bu olur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Adana'dan hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.